Arkadaşlar merhabalar. Yasaklar hayatımız boyunca bizde var olan şeylerdir. Ama geçmişte öyle yasaklar varmış ki inanılmaz derecede ilginçlermiş. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Futbol İngiltere ve İskoçya'da birkaç kez yasaklanmış. İngiltere'nin 2. Edward'ı 13 Nisan 1314'te Londra'da sporu yasaklayan bir yasa çıkarmış. Yasağın nedeni futbolun gürültüye neden olduğu ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı şeklindeymiş. İkinci yasak ise 1331'de 3. Edward'ın emri üzerine gerçekleşmiş. 1363'te ise tüm spor dalları tekrar yasaklanmış. İngiliz holiganları geçmişe de rahat durmuyormuş. İkinci yasak ise benim de sinemada pek sevmediğim haşır uşur sesleriyle dikkatimi bozan patlamış mısırla ilgili yasak. Amerika'da sessiz filmlerin revaçta olduğu dönemde patlamış mısır sinemalarda yasaklanmış. O zamanlarda üst sınıf insanlar için sinema keyifli bir eğlenceymiş. Sinemalarda dolayısıyla hedef kitleye hitap etmek için pahalı malzemelerle döşenmiş. Zeminler özel halı ve kilimlerle kaplanmış. Bu yasak ilk sesli filmlerin ortaya çıktığı büyük buhran sırasında değişikliğe uğramış. Bu sinemalara daha sonra alt sınıfların da hizmetine açılınca mısır yemek yasa dışı olmaktan çıkmış. Üçüncü yasağımız ise eminim erkeklerin şu an bile isteyeceği yasaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'larda bekar kadınların kredi kartı sahibi olması yasakmış. Ancak evli kadınlar kredi kartı sahibi olabiliyormuş. Onun için de eşinin onayı ve imzası gerekiyormuş. Dul ve bekar kadınların ise kendilerine kefil olacak bir erkek bulmaları gerekiyormuş. Bu ayrım 1974 yılına kadar devam etmiş. 1675 yılında İngiltere Kralı 2. Charles kahve dükkanlarını yasaklayan bir yasayı kabul etmiş. Yasağın kahveyle hiçbir ilgisi yokmuş. Kral sadece insanların kahve dükkanlarında bir isyan planlayabileceği endişesini taşıyormuş. O dönemlerde kahve dükkanları günümüzdeki barlarla eşdeğermiş. Londra'da 3000 kadar insan bu dükkanlarda dedikodu yapmak ve ulusal konuları tartışmak için toplanırlarmış. Bikini, kamuya karşı savaşın bir başka kurbanıydı. 1946'da piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra ahlaki paniğe neden olmuş. Bikini, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Avustralya ve ABD'nin bazı bölgelerine yasaklanmış. 1953 yılında Benidorm Belediye Başkanı Pedro Zaragoza, İspanya'nın bütününde kıyafet giymesine rağmen şehrin plajlarında bikini giymesine izin vermiş. Bu çelişkili yasa nedeniyle bazı kadınlar sahil güvenlik üyeleriyle karşı karşıya gelmiş. Sonrasında ise İspanya'nın askeri diktatörü General Francisco Franco bikini kabul etmiş ve yavaş yavaş İspanya'da bikiniler moda olmaya başlamış. Gelelim satranca. Çeşitli zamanlarda İran, Mısır, Japonya ve Fransa'da yasaklanmış. Modern Afganistan'da da bir dönem yasaklanan satranç günümüzde Suudi Arabistan'da hala yasaklı halde. Satranç 1195'te Doğu Ortodoks Kilisesi ve 1254'te de Fransa'da yasaklanmış. Kral Louis, satrancın yararsız ve sıkıcı olduğunu söylemiş. Anlaşılan satranç için yeterli bir beyne sahip değildi. Bir videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.